Efendim, gerekli görüşmeleri yaptık. Nevzadeler evlerine yerleştiler. Oh oh, iyi. Öyle zannetsinler, çok fazla orada kalamayacaklar zaten. Şey ne oldu? Çin lokantası girmişler mi inine kadar? Orası da açıldı efendim. Nevzadeler şu an tam kadro restorandalar. Bırak onlar kendilerini Allah'ın sevgili kulu falan zannetsinler. Onlara kaybettikleri eşeği bulduracağım ben önce, sonra. Alo. Esra, merhaba. Ya benim sana bir teklifim var. Şimdi bu Nevzadeler madem Robin Hood'çuluk oynuyorlar, o zaman gel biz de seninle Bonnie and Clyde oynayalım. Ha? Ne dersin? Bonnie mi olur musun Esra? Evet arkadaşlar, borcumuzu harcımızı ödedik şükür. Şükür vallahi. Dükkanımız da açıldı, evimiz de açıldı. Hem de alın terimizle kazandık ha. Çalmadan çırpmadan uyandırayım. Asıl ben şu anneme yakalanmasam iyi olacaktı ya. Yakalandı değil mi bu Maltoş? Nereydi Şehriban teyzeye garson kılığında yakalanınca? Oğlum ne diyeceğim işte, gizli görevdeyim dedim, öyle geçtim. Peki Şehri bunu yedi mi Ceyhun'cu? Yani işte, yemiş gibi göründü. İyi madem öyle, tamam. Şimdi beyler, bu Karyas'ın ilk ikisini güzelce paketledik. Adem ülkeden kaçtı, Jüli de istifa etti, medyacılık elinde patladı. Evet abi, geriye tek bir isim kaldı, Cem Büyük. Evet bakalım, kim bilgi verecek, kimmiş, neymiş, nelerdenmiş, kimlerdenmiş? Ya git ya, kim bilgi verecek Allah aşkına? Bir alanı anlattırmadınız ki, bu informationlar hep başkasında. Yarencim yorma kendini sen, niye yoruyorsun? Bak komiser var, yeni kan, anlat o. Eyvallah. Efendim, emekli ağabeyimiz Cem Büyük. Şimdi kendisi istihbaratçı, aynı zamanda siyasetçi, aynı zamanda ticaret, aynı zamanda da tarikat. Yani adamda her yol var, adam her şey. Bu Firuz'u şey diye kullanıyor, böyle devlet mekanasındaki işlerini falan, bazı işleri görsün diye kullanıyor. Herkes bunu bu arada böyle emekli albay diyor, biliyor bu böyle şeyde gezerken, karanlık dünyalarda gezerken. Yani emekli albay işte kendini böyle edebiyata adamış, böyle bir yayın evi sahibi. Evet abi, şimdi yeni kitabı Sevda Çölleri var. Onun PR'ıyla uğraşıyor zaten. Neymiş? Sevda Çölleri abi. Şimdi abi, yalnız bizim bu adamı bitirmemiz için bize gerekli olan belge de bu adamın yayın evindeki bir kasanın içindeymiş. Bu emniyetteki arkadaştan öyle bir istihbarat da aldık. Ofisi bir plazanın 24. katında abi. O zaman kuzeni şöyle planladın abi, öze falan gerek yok. Öyle bir ilgi gideceğiz, hop çalacağız. Nasıl çalıyoruz ya? Nasıl çalıyoruz abi? Plaza bu. Abi sen daha bilirsin onun kartı kurtu, alarmı, şifresi bilmem nesi. Yaren haklı. Mesai saatleri içinde girmemiz lazım. O zaman abi mesai saatleri içinde gideceğiz, patlatacağız kasayı. Öyle değil mi? Yanlış mı söyle düşünüyorum ben? Ay çok doğru. Bugün cuma. Dün de perşembeydi. Ne öyle boş boş konuşuyorsun ya? Ya Allah aşkına, acaba şurada senden daha boş boş konuşan bir adam daha var mı Tuncer ya? Abi, biz bu adamın böyle her hafta cumaya gittiğine dair bir istihbarat da aldık yani. O zaman hayırlı bir günde, hayırlı bir ziyarette. O zaman bu Cem Büyük'ün defterini cuma namazına müteakip duruyoruz. Ne yapıyorsun öyle gevşeye gevşeye? Bu çocuk gibi ya, kaptırdı kendini. Vallahi aşk değil ya. Çok ayıp ya. Ha? Ne yapıyorsun, ne yapacak? Çok eğleniyor musun Zeynep Bahçe? Hadi hadi hadi. Kostüm mostum hazırlanın, sonra herkes minibüse. Hadi hadi, goy goy dozaj. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta. İstanbul, yedi tepe, tepe tepe. İstanbul, içi beni, dışı seni. Ulan İstanbul, sen mi büyük, ben mi büyük?